Benim gözümde bir sorun var ya, görebiliyor musunuz? Şu gözüm şişmiş, nasıl oldu bilmiyorum. Geçer dedim, geçmedi, giderek daha fazla mı şişiyor acaba? Bakın büyüteceğim. Göz kapağımda bir sıkıntı var, gözümü tam açamıyorum. Bakın görünüyor mu? Şu gözümde bir sıkıntı var. Şöyle baktığım zaman, bakın böyle ekrana baktığım zaman burası tam açılmıyor. Teşekkürler arkadaşlar, sağ olun. Abi arpacıksa sarımsak bas geçer. Bilmiyorum valla, göz kapağım hafif böyle kızarıktı bugün. Böyle baktığım zaman yani o göz kapalı gibi duruyor sanki. Teknik direktörlük reytingimiz bir anda düştü. Niye böyle oldu bilmiyorum. Çünkü bu sene henüz hiçbir görev yapmadık. Görevler uzun vadeli. İki genç oyuncuyu keşfedildiği sezon as takıma yükselt. İlk 11'de veya yedeklerden oyuna sokarak 10 as takım maçında oynat. Yani bu uzun vadeli bir görev. İki genç takım oyuncusunun genel puanını en az 10 yükselt. Çok uzun vadeli bir görev. Kombine sahibi sayısını 3 sezonda stadyum kapasitesinin en az %10 kadarı olacak şekilde arttır. Uzun görev. Finansal, sezonu 20 milyon euro kar marjıyla tamamla. Sezon sonunda olabilecek bir şey ancak. Yurt içinde başarı, playoff oynamadan yüksel. Sezon sonunda FA Cup 32'ye kal, daha gelmedi. Yani şu anda bu görevlerin hiçbirini yapabilecek durumumuz yok. Şimdi ofiste iki tane mesaj var. Ceza bitti. Campos'un cezası bitti. Oyuncu sohbeti. Ege Köloğlu yeni destekçimiz. Kepleri gönderiyoruz Ege'ye. Lay 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 lay. Künefe gibi sünüyor yayın. Şimdi Perez, beni bu kadar çok oynatmanız harika bir şey hocam. Bu fırsatı bana tanıdığınız için çok minnettarım. Seninle gurur duyuyorum. Hocam, ilk 11'e daha sık alınmazsam takımdaki geleceğimi sorgulamak zorunda kalacağım. Önemli maçlarda sana ihtiyacımız var çocuğum. Böyle diyoruz. Sezona bir bakalım. Kötü gidiyorduk. Evet, son yayında neler olduğunu birçoğunuz hatırlıyorsunuz. Yayının gene gidişatını bozan bazı durumlar oldu. Oyundan soğuduk, oynayasımız gitti falan filan derken tartışmalar, martışmalar. 4 tane mağlubiyet aldık. Bakın, Ekim ayı. Bolton 3-2 yenildik. Kupada Forest Green'i 3-1 yendik. Portsmouth'a 2-1 yenildik ligde. Luton Town'la berabere kaldık ligde. Rochdale'i 1-0 yendik ama nasıl yendik? Ligdeki son 4 maçımızda kazanamıyorduk. Evet, Colchester'la başlayan seri, Bolton, Portsmouth, Luton Town derken 4 maç galibiyet göremedik. Sonra yayına yazan bazı arkadaşların yüzünden, yok efsanevi zorluk derecesinde oynuyorsun, yok şöyle yok böyle falan filan vesaire bilmem ne derken sinirlendik. Seçkin zorluk derecesine aldık. Orada da konuşmadan, full konsantre olarak, zevksiz, tatsız, tutsuz bir maçta 1-0 galip geldik. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Wimbledon maçı var ve bu maçtan sonra Karabağ Kupası'nın son 16'sında, 16 turunda Manchester City ile karşılaşacağız. Dana gözü tam isabet, tribünler şok. Eski Ankara oranı. Manchester City. Biz EFL'lik Van takımıyız. Sonra Port Vale maçı var. Evet, Wimbledon. Ligdeki durumuna bakalım Wimbledon'un. Kötü bir gidişatımız vardı. Son maç sadece galibiyet. Exeter City 5. sırada. Liderle aramızda 10 puan fark var. Azaltmamız lazım. Bu sene ilk 3 yetmiyor. İlk 2'ye girmemiz lazım arkadaşlar. Championship'e çıkabilmemiz için ilk 2'ye girmemiz gerekiyor. Ve bu hedef için Ipswich Town'la aramızdaki puan farkı 9. Bizim bir galibiyet serisine ihtiyacımız var. Kime karşı oynuyorduk lan biz? Ha, AFC Wimbledon en aşağıda. Ligin sonuncusuna karşı oynuyoruz. Bir gözüm şiş, hafif gözüm kapalı, böyle tam odaklanamayabilirim, zorlayabilir ama ligin sonuncusuna karşı bu galibiyeti alıp biraz kendimize gelmemiz lazım. 9'da kapanır, 19'da. Aynen, kapanır. 9'da kapanır, 19'da kapanır. O zaman bir antrenman günüyle başlayalım. Exeter bu arada Rochdale karşısındaki avantajı, katlama şansını kaçırdı şeklinde. Veron kale önündeki fırsatı değerlendiremeyince Exeter City Rochdale karşısındaki avantajını katlayamadı. Kulüp haberleri, Perez oyunumu seviyorum dedi. Hemen bir antrenman günü. Şöyle bir bakalım ya, sıfırdan. Ajose 65 olmak üzere. Bada Cabral aradaki fark kapandı ya. Bada bizim için o kadar önemli bir oyuncu değildi ilk keşfettiğimiz zaman. Cabral'i inanılmaz sevinmiştik ama şu an Bada ve Cabral arasında çok da bir fark yok değil mi? Cabral'in 74 olması lazım artık ya. Villalba 67'ye gidiyor. Burada geliştirebileceğimiz başka Bello var. Bello var, evet. Sadece Bello var. Görüşünü arttırmamız lazım bu çocuğun. Uzman atak pozisyonları. Sanki Cabral artık az gelişiyor değil mi? Evet, Cabral'in uzun pasını bir arttıralım. Afonso Cabral ilk antrenmanımız. Stoperlere bakar mısınız? Bizim takımda stoper
gerçek stoper sadece iki kişi var. O da Bozikoğlu Campos. Bek, Cabrera. Ne zaman 16 yaşına geleceksin? Cabrera'ya bir antrenman yaptıralım. Uzman defans pozisyonları her şey 64. Hızı nasıl? Hızlanması lazım. Zamana karşı yarış. Cabrera zamana karşı yarışsın. Kalecimiz önemli. Çete de bir antrenman yaptırıp sağ beke alabiliriz. Birini sağ beke, diğerini sol beke. Granero 70'e gidiyor arkadaşlar. Gülle kurtarma. Top kontrolü, kaleci vuruşu. Evet, elle fırlatmayı bir oynayalım. Orta saha Bada. Bada'ya da bir antrenman yaptırmamız lazım ya. Zamana karşı yer. Çevikliği Bada'nın 93'müş ya. Hay maşallah. Çok güçsüz ama bunlar ya. Nasıl güçlerini arttıracağız böyle gıdım gıdım. Bada'ya da mini kaleye pas. Son antrenman. O da hadi gelin Jorge Bello'ya defans yaptıralım. Defansı artıyor ya. Bu çocuğu defans orta sahada oynatacağız. Uzman defans pozisyonları. Evet artıyor. 55-56 gidiyor. Hadi bir antrenmana başlayalım şöyle. Onlar bizi gülümsüyor. İlk defa bu antrenmanı yapıyoruz FIFA 20'de. 19'da yapmıştık ama. Bu çok önemli ya. Sanırım Mondragon, Cordoba... Böyle oyunu bir anda hızlı bir şekilde başlatabilen iyi kaleciler kim desem, hangi kalecilerin ismini verirsiniz? Sanki Cordoba'nın oyunu çok iyi başlattığını hatırlıyorum. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Cordoba mıydı, Mondragon muydu? Gerçekten bu konuda üst düzeydi ya. Herhalde Cordoba'ydı. Arkadaşlar ya 4 maç arka arkaya nasıl kazanamayız ya? Nasıl böyle olduk biz ligde? 4 maç arka arkaya maç kazanamadık. 12 puan, 11 puan falan bıraktık ya. Ya da 10 puan. İkisi beraber olsa, ikisi mağlubiyet olsa 10 puan bıraktık abi. Bu ne kadar ciddi bir şey. Şu an lider olabilirdik. Yani üstümüzdeki takımlara karşı ölümünü oynamamız lazım. Çünkü bu sene zor bir sene ve bizim daha önce şampiyon olamadığımız tek lig EFL League One. Bir önceki Exeter döneminde de çok sıkıntılı anlar yaşamıştık. Ligi tekrar edecektik neredeyse. Sonuçları gör. Hedefi bulacak elbet yaydan çıkan ok. Evet çocuklar, hafif hafif gelişiyorlar. Devre arası gelsin de devre arasında elimizden çıkaracağımız oyuncuları bir görelim. Çok fazla altyapıdan gelen oyuncu oldu. Wimbledon maçına hazırlanıyoruz. Kenetlenmemiz lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, deplasmanda Wimbledon maçındayız. Ofiste bir tane mesaj var. Breitez demiş ki, son zamanlarda iyi bir form grafiği yakaladım ve kendimi iyi hissediyorum. Umarım Wimbledon maçında beni oynatırsınız. Düşüneceğim. Evet, Breitez madem böyle kendini iyi hissediyormuş, gel lan Breitez. Şimdi bugün Wimbledon maçı. Bundan 4 gün sonra Manchester City maçımız var. Karabuğa Kupası. Karabuğa Kupası'nı alırsak doğrudan Avrupa'ya mı gidiyoruz? Bunu geçen sene de sormuştuk da hatırlamıyorum ne olduğunu. FA Cup finali oynayarak Avrupa'ya gitmiştik herhalde. Yani biz Championship'te mücadele ederken Manchester City'ye karşı FA Cup finaline çıktık. İlk yarı 3-0 geriye düştük. İkinci yarı 3-3'e getirdik. Maçı 5-3 kaybettik. Fakat final oynamamıza rağmen Premier Lig'e çıktığımız sene UEFA Avrupa Ligi'ne gitmiştik. Evet, Avrupa'ya gidiyormuşuz. Pekala. Şimdi 4 gün sonra Manchester City maçı var. Hangi maç bizim için daha önemli? Hangi maç bizim için daha önemli arkadaşlar? Bana sorarsanız lig maçı daha önemli. Öncelikle hedefimiz bizim Premier Lig'e çıkmak. En büyük kupa için, Şampiyonlar Ligi kupası için mücadele etmek. Bu yolda UEFA'da görebiliriz. Karabağ Kupası, FA Cup'ta görebiliriz ama en büyük hedefimiz lig atlamak. Cabral, Perez, Huntington, Perez'i Ajose ile değiştiriyorum. Cabral, Bada yorgun hafif. Nasıl yapacağız? Şimdi yorgunlar. Manchester City maçında mı oynatsak yoksa Wimbledon şimdi ligin sonuncusu arkadaşlar. Gel Perez. Perez sen oyna. Yıldız katili kırmızı kep. Cabral, Bada. Bence onlar Manchester City maçında oynasın. Şimdi ligin sonuncusuna karşı oynuyoruz zaten. Gelin çocuklar. Gelin. Nerede? Adeoti. M.O.O. Huntington oynamaya devam et. Veron, Bada. Kuyruklu. Dur, kuyrukluyu City maçında oynatırız. Bilalba gel. Breitez oyna. Breitez zaten şans istemiştin Breitez. Agnes'i çıkarıyorum yerine. Bekir Önal'ı alıyorum. Teşekkürler Bekir, hoş geldin. İdare eder ya, iyiyim. Sadece gözümde gördüğünüz gibi ufak bir sıkıntı var. Kızarık ve kapanıyor. Göz kapağım şişmiş gibi. Azerbaycan'dan selamlar demiş. Azerbaycan'a da selamlar. Bizim bir sağ beke ihtiyacımız var ya. Chat, Breitez. Chat'i oynatsam bu sefer diğer maçta yorulacak. Tamam, bu maçta Agnes'i oynatıyorum. Diğer maçta Chat'i alacağım gerekirse. Fatih Bozikov oynamaya devam etsin. Campos nerede? Gel Campos. Bozikov'un yerine Campos'u alıyorum. Evet çocuğum. Campos üzgün mü? Aa, zaten 61'sin bir de giderek üzüldün. Müdahalen düşmüş. Nasıl yükselteceğiz bu çocuğun moralini? Bir bakalım neye canı sıkılmış. Herga nerede abi? Furman'ın yerine Herga. Gel Herga. Delaborio'yu aldık. Yaktı bizi geçen maç. Campos Nedialkov ikilisi oynasın burada. Kadro nasıl oldu?
bu kadroda kuyrukluğunla oynaması lazım. Evet, bu kadroda kuyrukluğunla oynaması lazım. Çünkü bu çocuklar ileride biraz verimsizler. Kuyruklu oradan yardırıp gidebilir. Kadromuz iyi. Sonradan oyuna alabileceğimiz kim var? Delap var. Delap'ı içeriye al. Teo gel lan. Gel Teo. 59'luk çocuğumuz oynayacak bugün orada. Zakari de içeriye. Bir tane oyunu değiştirecek adam almamız lazım abi. Biz galibiyeti garantilemedik. Kabra'yı içeri almam lazım. Kabra'yı içeri almam lazım. Agnes çık. Evet, Cabral belki bir şeyleri değiştirebilir. Ve maça giriyoruz. Değerli Exeter'lılar, zor bir maç. Önemli bir maç. Ligin sonuncusuna karşı oynasak da son dönemlerdeki performansımız bu maça endişeli bir şekilde çıkmamıza sebep olacak. Deplasmandayız. Sadece şu Campos'un neye üzüldüğüne bir bakmamız gerekiyor. Oynama süresi. Kadrodaki rolü önemliymiş ya bu çocuğun. Ne alaka ya? Kim önemli dedi ya bu çocuğa? Allah Allah. Oynama süresinden mutsuz. Hadi çocuklar. Wimbledon Exeter karşılaşması başlıyor. Oyun ayarları. Top mu uğursuz geldi? Bir ara top değiştirdik ya. Toptan dolayı mı böyle oldu acaba? Değiştir abi. Şununla oynayalım. Evet. Her şey hazır. Maça başlıyoruz arkadaşlar. Hashtagler yükleniyor. Oğuz Demirel almadan gelme. Furkan Ceylan. Haydi Exeter. Mustafa Mert Çınar konsantrasyon. Exeter taraftarları çok istiyor. Bu sene Championship'e çıkabilmek için. Dur, YouTube için. Ve Wimbledon karşısında... Wimbledon Exeter City karşılaşmasına hoş geldiniz. Wimbledon taraftarı türbünleri tamamen doldurdu. Ben hiçbir şey duymuyorum. Evet, sesi biraz açmam lazım. Hashtagler yükleniyor. Muhammed Berat Alp. Haydi Exeter. Son 3 maçta 3 golü olan Apia. EFL'lik Van'ın da birincisi Perez. Asist krallığında Perez, EFL'lik Van'ın zirvesindeymiş. Aygün Bulut emin adımlarla. Emre Zeybek bugün günlerden Exeter. Perez görüntüde. Ligde son 5 maçımızın 4'ünde galip gelemedik. Son maçımızı, çok zor geçen son maçımızı 1-0 kazanmayı başardık. Bugün ligin sonuncusuna karşı oynuyoruz ama 4 gün sonra Manchester City maçı var. Çocuklarımızın aklı fikri orada olabilir. Haydi başarılar çocuklar. Bravo. Teo bravo. Hadi ADOT. İyi geliyoruz be. Yürü. 1-0 öne geçebiliriz. Hadi ADOT. Hadi oğlum. Offside. Oyunun sesi mi az? Bakalım bir dakika. Aa, çok az aynen. Kısmışız. Özür dilerim. Şu an yükseldi. En son hikayeyle oyun oynamıştık ya. Gümbür gümbür müzik olduğu için kısmıştım baya. Oyunun sesi az. Taraftar gaza gelmek istiyor. Burak Şener onları gaza getirmek için hamlelerini yapıyor. Hadi bakalım. 20. dakika. Taraftar sesi olmazsa, türbünlerde taraftar olmazsa sporun hiçbir anlamı yok. Sanki seyircisiz oynuyorduk. Şu an İngiltere Futbol Federasyonu ile alakası yok ama yayıncı kuruluş maalesef taraftarın sesini kısmıştı. Twitter'dan gelen tepkiler üzerine arttırıldı bu ses. Herga. Geliyoruz çocuklar. Hadi Veron. Sağda boşluk var. Teo. Teo tekrar Veron'a verecek. Veron. Hadi şut pozisyonu. Veron yapıştır gelişine. Veron. Kaleci dondu kaldı fakat olmadı. Bir tane gol atmamız gerekiyor. Puan kaybı düşünmüyoruz bu maçta. Campos. 4 gün sonra çocukların Manchester City maçı var. Akıllar orada tabii ki. Veron. Bizde. Al bu topu. Al bu topu. Geriye düşmeyelim. 30 dakika. Rakibi ciddiye almamızın ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Perez. Aman aman aman, bir şut daha. Allah'tan her tarafta Exeter'lılar var. Aç oyunu abi, aç oyunu Teo. Hadi ilk yarıda artık son 15 dakika. Çıkıyoruz, yavaş yavaş çıkıyoruz. Hadi Perez, hadi Perez, sark arkaya. Güzel bir top olabilir. Perez. Ah be, ah be çocuğum ya. Thomas uzun oynadı. Breites, Breites uç. Nedialkov, aman çocuğum aman. Goller var. İlk yarıda bir gol atmamız lazım bizim de. Orta, aman çocuklar, aman çocuklar. Ya %100 golleri kaçırdık. Adeoti nasıl şuttu o ya kalecide karşı karşıya? Walker. Sol tarafı kapatman lazım. Tamam sen koş Campos. Sen koş. Herga geriye stopere. Tamam şimdi değişin. Teo. Teo sen yerine. Sen yerine. Bizde. Bizde. Herga indir o topu. Herga. Ne yaptın Herga? Ne yaptın Herga ya? 1-0 gerideyiz. Herga nereye indiriyorsun topu be oğlum ya? Bu kadar iyi oynadığımız, bu kadar gol pozisyonuna girdiğimiz maçta rakip 1-0 öne geçti. Ve ligin sonuncusu. İndirdiği yere bak ya. Kafayla indirdi. Gelişine bir şut. Müthiş yani. Üst düzey bir gol attı adam ya. Niang bu. Kafayla indirdi. Zling diye vurdu. Şu an 1-0 gerideyiz. Anderson Niang bu 40. dakikada golünü attı ve deplasmanda 1-0 gerideyiz. Ya ne kadar rahat başlamıştı maç, görüyorsunuz değil mi? Futbolun şakası olmaz. Futbolun şakası olmaz değerli futbol severler. Kuyruklu. Göster Huntington kuyruklu, yoksunuz ya. Perez, Perez. Boğuluyor Perez orada küçücük. Adeoti, Teo.
Şimdi kapanacaklar. Hiç olmadığı, istemediğimiz bir senaryoyla karşı karşıyayız. Hadi Erga, affettir kendini. Hadi Erga, vurdu Erga dışarıya. Yine dışarıya, yine dışarıya. 45. dakika. Ah, direği yalayan toplar. Out'a giden toplar. Şanssızlık da var abi. Pozisyona giriyoruz yoksa. Bu kaybettiğimiz, kazanamadığımız 4 maçta da bolca pozisyona girdik. Şans Exeter'dan yana değil son dönemlerde. Breites. Hadi Breites, hadi Adeoti. Hadi Perez. Hadi Veron. Hadi Veron. Veron, at bu çalımı. Veron. Veron da dışarıya. Aşağı köşeye vurduk ama Veron da dışarıya attı. Uzak köşeye düşündük fakat bu da olmadı. İkinci yarıda Cabral oyuna dahil olabilir. 1-0 gerideyiz. İlk iki hedefimiz var. Bu hedeflerden biraz daha uzaklaşmak istemiyoruz. Kuyruklu indirdiği yerde kimse yok. Panik yapacağız. Strese gireceğiz. Basacağız. Boşluk bırakacağız. Hiç olmayacak bir senaryoyla karşı karşıyayız. 30 saniye kaldı. Bitir hoca. Bitir. Şu ilk yarıyı bitir. Bir devre arasında düşünelim. Evet. Çok bir skor. İlk yarıda Wimbledon önde. Devre arasında bazı değişiklikler yapacağız. Kuyrukluyu İleriye dayayabildiğimiz kadar dayıyoruz. Perez'le kuyruklunun yerini değiştiriyoruz. 15 dakika sonra Cabral'i oyunu alabiliriz. Önce bir bakmalıyız. Town Park'taki ikinci yarı başladı. Kuyruklu şu anda tek forvetimiz. Perez ona yardım edecek. Hadi çocuklar be, inanıyorum yaparsınız ya. Yaparsınız, inanıyorum. O kadar gol kaçırdık, o kadar pozisyona girdik. Bu maçı alacak güce sahibiz. Kuyruklu, göster kendini. Neredesiniz çocuklar? Hiçbiriniz boşa çıkmıyorsunuz. Veron. Sağdan geleceğiz şimdi de. Huntington, hadi. Hadi kuyruklu, hadi kuyruklu, hadi kuyruklu. Hadi kuyruklu. Yapıştır, şuta bakın ya. Ya böyle bir şut mu olur arkadaş ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Bravo Perez. Al bu top Perez, hadi. Uzaklaştırmak zorunda kaldılar. Topun düştüğü yerde Allah'ın kulu yok. Breites'in koştuğu yer topla alakası olmayan bir yer. Atan yönünü değiştirdiler. Çok klas, çok güzel bir açış. Geldiler. Yaptırmayın ortayı. Orta, arka direğe. Breites indirdi. Rakibe indirdi yine Breites. Yok ya abicim. Bazı şeyler istesek de yapamıyoruz. Bu kadar kötü şutlar, bu kadar kötü indirişler olamaz ya. Hadi. Yiyorduk az kalsın. İkinci golü yiyorduk. Yürü oğlum. Yürü Huntington. Hadi Huntington. Haydi sarktın arkaya. Kontrol et bu topu. Aşırt, müthişsin. Evet, ceza sahası dışı. Adeoti, bir pas daha. Perez, yaz bunu Perez. Yaz bunu Perez be. İşte bu kadar çocuklar. Mervarşı. Ya reşi, yapacağım. Başlayacağım yani yapacağın işe. Perez, 1-1. Böylesine ihtiyaç duyduğumuz bir anda reji marşı vermedi. Mer dedik varşı ama bir türlü mervedi. Mervelere gitti reji. Çok güzel geldik. Adeoti, son bir pas. Perez. Bravo Perez be. Bravo Perez be. Gelişine sol ayağıyla harika bir yere gönderdi. Yine kontrol edecektik. Biraz daha sakin oynamaya çalışacaktık ama Perez inandı ve gömdü. 1-1 oldu şimdi durum 1-1. Çok önemli bir gol bu. EFL Lig Van'da ilk ikiye girme yolunda. Bu 4. golü oldu Perez'in. Bravo canım oğlum. Bravo çocuğum. Şimdi sakin olmalıyız. Koskoca bir 35 dakika var önümüzde. Koskoca 35 dakika var ama rakibin sürekli gol kaçırdığını da belirtmek istiyorum. Sakin oynamamız lazım. Yardımlaşarak. Nerede o konsantre olduğumuz günler? Hadi Veron. Yaptırma ortayı. O senin görevin. Sizin göreviniz o çocuklar. Uzaklaştır, oyun dondu. Takılma. Böyle şeyler olmasın. Nedialkov. Sol tarafa. Hadi Perez. Müthiş boşluk var. Yürü Perez be. Yürü Perez be. Hızlısın oğlum. Gir içeriye doğru. Bir penaltı alabilirsin. Perez. Yap ortayı. Ah, kalecinin parmaklarından sekse gol gelebilirdi. Bas. Oha, böyle bir çalım olamaz. Lütfen. Yaptırma ortayı. Aman. Aman. Adeoti indir. Hayır. Nedialkov, ne yapıyorsunuz? Hadi. Hadi çocuklar. Theo, 20 dakika kaldı. Stres başlayacak. Yürü kuyruklu. Hadi kuyruklu. Hadi kuyruklu oğlum. Geçemiyoruz maalesef. Hadi kuyruklu. Bir pas daha. Yapıştır. Bitti. Bitti. Direkten döndü. Olamaz. Olamaz. Şanssız takım Exeter City. Olacak iş değil ya. Adeoti. Adeoti'nin yerine Cabral'i alıyoruz. At bitir. İki tane gol kaçtı bugün. %100 goller kaçtı be. Ah be çocuğum. Ah be çocuklar. Wimbledon Exeter City karşılaşmasında tansiyon o kadar yüksek ki. Theo taçı kullanacak. 3 puan ne kadar önemli bizim için. Adeoti çıktı. Cabral bir kurtarıcı olarak oyuna dahil oldu. Hadi orta. Direkt orta. Yapıştır kuyruklu. Çok güzel çıktılar. Çok güzel çıktılar kuyruklu.
Bas ve al bu topu. Zaman geçirecekler. Acil almamız lazım. 20 dakika var. Breites, anlamsız çıkışlar yapma. Hadi yardıma gel kuyruklu. Yardıma gel kuyruklu. Geriye, geriye, geriye. Sağ tarafta biriniz çıkın. Bak ben Herga'yı koşuyorum. Yapma. Aman 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 arkadaşlar. Yüreğimiz ağzımıza geldi bir an için. Perez'i çıkarıyoruz ve Ajose oyuna dahil oluyor. Vero'nun yerine de Ojomo. Arkadaş olacak iş değil ya. Kaç dakika kaldı? Berabere kalamayız. Ligin sonuncusuyla berabere kalamayız. 10 dakika var hadi. Strese girmeyelim. İndirmen lazım Campos. İndirmen lazım. Bravo oğlum. Bravo. Hadi Cabral. Hadi Verona. Veron. Hadi kuyruklu. Hadi şut pozisyonu. 5. 85. 85. Hadi. Yok abi. Toparlayamayacağız. Toparlayamayacağız maalesef. 86-2-1 gerideyiz ya. Rezalet ya, rezalet. Ya bu kadar pas hatası, bu kadar kaçan gol. Evet. Neler yaşadığımızın tarifi yok ya. Olmuyor abi. Olmuyor maalesef. Ne denersek deneyelim olmuyor. Son dakikalarda da zaten savunma oyuncuları çok anlamsız yerlere baskı yaptılar. Evet, öne geçeceğimiz maçta ligin sonuncusuna 2-1. Yani gol yedik, 2-1 gerideyiz. Hadi. Ah 88-89 maalesef. Umutlar bir tükeniyor. 90. Ya şuna bakın ya. Maalesef arkadaşlar. Maalesef olmadı. Bir dakika. Yani biz bir puanı bile istemiyoruz. Bir puan bile bizim canımızı o kadar sıkacak ki. Yürü Huntington. Yürü son saniye. Huntington. Ve kaybediyoruz. Ligin sonuncusuna kaybediyoruz. Evet 6 maçta 5 maçımızdan puan kaybediyoruz. Şok bir skor ya. Yani şok, gerçekten bizim için şok. İlk 6-7 dakikada 3 tane gol pozisyonuna girdiğimiz maçta 2-1 mağlup oluyoruz. Yani kaçan gollerin haddi hesabı yoktu. Dakika 70. Adeoti'nin şutu, mükemmel şutu direkte patladı. Kaleciyle karşı karşıya %100 gol pozisyonu, topu alakasız bir yere gönderdi. Veron çok güzel plase pozisyonu, topu dağlara taşlara gönderdi. Yapacak bir şey yok maalesef. Bütün tercihlerimiz yanlış. Kuyruklunun pasları inanılmaz hatalı. Evet. Bu puanları çok arayacağız. Bu mağlubiyetler bizim için acayip moral bozucu. Çok arayacağız bunları. Şanssızlık, yani yapacak bir şey yok. Bugün şanssızlık. Oyuncularım iyi oynadı ve normalde böyle bir maçı kazanırdık. Bu şekilde kaybetmek çok kötü, fakat moral bozmayıp önümüzdeki maçlara odaklanmamız lazım. Oyuncularımızın özgüveni düşük müydü? Özgüven düşüktü. Evet, gol yedikten sonra konsantrasyonumuzu kaybettik ve bir türlü toparlanamadık. Şimdi ayağa kalkıp önümüzdeki maçta iyi bir sonuç almaya bakacağız. Niangbo bugün rakip takımın en iyilerinden biriydi. Wimbledon karşısında iyi bir sonuç almanızı onu bir türlü durduramamanız mı engelledi? Daha iyi yapmamız gereken şeylere odaklanacağız. Bütün kadroyu değiştirdik bu maçta. Evet. Campos, Nedjeljkov, Theo, Herga, 57'lik oyuncuları aldık. Belki de normal abi. Bir tane ilk 11 oyuncumuz vardı. O da Granero. Şu anda buradaki oyuncuların hiçbiri ilk 11 oyuncumuz değil. Rakibi küçümsedik, ligin sonuncusu dedik. Ve Manchester City şu anda. Evet, daha çok maç var. Bunun farkındayım. Daha ilk yarı bile bitmedi. Çok fazla maç yapacağız. Bu ligde çok şey değişebilir ama yani nasıl kabul edilebilir puan kayıpları değil bunlar ya. Eğer bugün kazansaydık 29 puan. Liderle aramızdaki puan farkı 13'e çıktı. 6. sıradayız. Ne oldu bu takıma ya böyle? Gerçekten ne oldu abi ya? Wimbledon 2-1 mağlubiyet. Luton tam berabere. Portsmouth mağlubiyet. Bolton mağlubiyet. Yani oyunun en son zorluk derecesinde konsantre olarak Rochdale'i yendik sadece. Önümüzde Manchester City maçı var. Bada. Kulübün en iyi futbolcularından biri olmamama rağmen bana güvendiğiniz için teşekkür ederim hocam demiş Bada. Diyoruz güzel, iyi niyetli, ahlaklı çocuk. Bada, senden daha fazlasını bekliyorum. Kendini geliştirmeye devam etmeni bekliyorum. Her hafta düzenli olarak oynamak istiyorsan beklentilerin üzerine çıkmalısın. Nedjeljkov, taleplerin yersiz. Breites, bana kulak verdiğiniz ve formdayken beni sahaya sürdüğün için size minnettarım. Devam et. Evet, maalesef şimdi. Çok canımız sıkıldı ya. Çıkın bir antrenman daha yapın şöyle. Büyük bir hayal kırıklığı ya arkadaşlar. Çok büyük bir hayal kırıklığı gerçekten. Farkında mısınız bilmiyorum ama Huntington, Ojomon yaptığı şeyleri yapmıyor. Aynı bölgede oynuyorlar. Ama Huntington'dan Ojomon gibi asla verim alamıyorum ya.
bir şeyler var. Yani Ojomoh'da farklı bir şey var arkadaşlar. Perez'de olduğu gibi. Yeniden ayağa kalkacağız. Bu sarsıntılı ve sallantılı günler geride kalacak. İnanıyoruz. Aynısını YFL Lig Tur'da da yaşadık. Çok sıkıntılı günler geçirdik. Olmayacak mı acaba dedik. 4-0, 5-0 yenildiğimiz zamanlar oldu. Evet, 5-0 yenildiğimiz zamanlar oldu. En azından şu anda fena top oynamıyoruz. Bence iyi top oynuyoruz. Sadece şanssızız. Golleri atamıyoruz. Kaleciyle karşı karşıya kalıp gol atamıyoruz ya. Şeytan diyor Ajose. Ajose'den vazgeçme. Ajose geçen sene girdiği her pozisyonu gol attı. 28-30. Ligde 30 küs. Yani toplamda 30-35 gol attı. Şimdi bitiriciliği düşük oyuncularla mı oynuyoruz? Ne yapıyoruz? Ah be. Sonuçlar. Bello çok az gelişiyor. Bada 70'ten 71'e gelmek üzere. Manchester City maçındayız şimdi. Bu kadar kötü olduğumuz bir dönemde Manchester City'ye karşı oynayacağız. İngiltere futbolunun devine karşı, bir de deplasmanda. Deplasmanda arkadaşlar, böyle bir adalet var mı bilmiyorum. Perez, gel. Ajose, Cabral, Adeoti, Veron Bada, Huntington, Ojomo, Kuyruklu, Villalba, Herga Furman, Breites ve Agnes. Agnes bu takımın çok önemli bir parçası. Gerçekten çok önemli bir parçası. Bozikov, Nedialkov, Campos, Fatih. Veron'u içeriye alacağız. Adeoti'nin yerine. Gösterin kendiniz çocuklar. Altyapıdan yetişen çocuklarımıza da bir bakalım. 16 yaşına gelen var mı? As takıma yükseltebileceğimiz. Cabrera 15, Bello 15. Henüz yok. Yeniden kenetlenmenin vakti geldi. Eşleşmeler. Karabağ Akpası 4. turunda. Sadece 16 tane takım kaldı. Tottenham Everton, Aston Villa Bournemouth, Fulham Swansea, Wolves Arsenal, Newcastle United West Ham, Manchester City Exeter, Derby County Chelsea, Liverpool Manchester United. Ölüm kupası ya. Hadi bakalım. Maça giriyoruz. Yani Manchester City karşısında ne yapabiliriz bilmiyorum ama elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz çocuklar. Çıkacağız. Cesurca oynayacağız. Yağmurlu bir gün. Çıkın, futbolunuzu oynayın. Size bir şey söyleyemem. Eski günlerinizi hatırlayın. Exeter City'nin eski günlerini hatırlayın sadece. Manchester City Exeter karşılaşmasına hoş geldiniz. Etihad Stadında. Karabağ Akpası'nın 4. turunda bizim için rüya gibi bir maç. Her taraf masmavi formayla dolu. Sadece kale arkasının köşesinde Exeter'dan gelen taraftarlarımız var. Yaklaşık 2000 kişi bugün Exeter City'yi destekleyecek. Yağmurlu bir gün. Yoğun yağmurlu bir gün. Buraya kadar geldik. Son 16'ya kalmak, şu tabloda yer alabilmek, bu takımların arasında yer alabilmek Exeter City için bu dönemde muazzam bir başarı. Ama biz yüreğimizle oynayan, ileride çok önemli şeylere imza atabilecek oyunculardan oluşan bir takımız. Evet, kötü gidiyoruz. Evet, ligde son haftalarda istediğimiz galibiyetleri alamıyoruz. Puan kayıpları var ama biz geçmişte neler yaptık? Burak Şener neler yaşadı? Bu oyunculara tek tek bunları anlatarak bu karanlık ve kötü günlerin güzel günlere dönüşmesini bekleyeceğiz ve izleyeceğiz. Sakin futbol hashtag'i var. Taraftarlar sakin bir şekilde oynamamızı istiyorlar. Exeter City, Manchester City karşısında ezilebilir. Ama yüreğimizle mücadele edeceğiz ve mücadele sözünü sizlere Burak Şener daha önce Exeter taraftarına maç öncesinde verdi. Belki bugün yenilebiliriz, dağılabiliriz, fark yiyebiliriz ama mücadeleden asla ödün vermeyeceğiz dedi taraftara. Bakalım neler olacak. Bir önceki turda Watford'u, bir Premier Lig takımını yendik. Bunun da altını çizelim. Cabral, Bada bugün tüm dünyaya kendini gösterebilmek için mücadele edecek. Bu maça bakalım kim damga vuracak? Exeter City bir mucizeye imza atabilecek mi? Hadi başarılar çocuklar. İnanıyoruz. Sakin oynayacağız. Dünyanın sonu değil bu maçta kaybetmek ama var gücümüzle çıktık sahaya. Silva. Çalım denemesi geriye. Cancelo. Sakin oynayacağız çocuklar. Basmadan yerleşik bir savunma yapacağız. Bernardo. Hızlı bir gol yemeyelim sadece. Eriksen. Eriksen ceza sahasına girdi. Eriksen. Neler yapacak? Girdi ceza sahasında, orta arka direğe, aman Granero çıkıp alsana, hadi bir kontra atak olsun bizim için. Hadi Ojomo. Cabral Ojomo'a baktı. Müthiş top Cabral'den Ojomo'a. Ojomo yetişebilecek mi? Yetişti. Bas topu Ojomo. Biraz sakin dedi Burak Şener. Cabral, dünyanın en iyi oyuncularından biri olabilirsin. Cabral vurdu. Kaleci Ederson, korner. Süper başladık. Çocuklarımız bir gün Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler ve o kaliteyi bu maçlarda göstermek zorundalar.
Ah, köşeye gitseydi. Ederson çok sinirlendi takım arkadaşlarına ve Manchester City taraftarı şu anda Exeter City'nin bu hata karşısında biraz tedirgin oldu. Bada. Bada. Bir çalım denemesi. Bada. Pası verdi. Bir şut daha. Laporte. Kornere çıkmaya müsaade etmedi Cancelo. Cabral Cancelo karşı karşıya. Cabral indirdi. Cabral Cancelo uzaklaştırmak zorunda kaldı Cancelo. Şu anda atak yapacak takım biziz. Bir mucize olabilir mi? Aman Firmin böyle kötü bir pas olamaz. Sakin. Sakin. Bada gel yardıma. Kun Agüero. Bada. Müthiş. Çıkarken böyle bir hata olamaz Firmin. Sen takımda liderlik özelliği olan bir oyuncusun. Ajose geriye gel. Ajose geriye gel. Tamam. Herkes kapatsın. Şimdi kontra atağa çıkabiliriz. Bu sefer biz kontra atak oynayacağız. Yürü Ajose. Yürü. Sol tarafı düşündü Ajose. Ah maalesef kötü bir tercih yine. İleriye atsana kardeşim ya. Taç çizgisine doğru. Çok pis geldiler. Kevin De Bruyne. Ve 1-0 gerideyiz. Ulan Ajose. Yani rakibin ayağına atacağına. Açsana açık alana doğru ya. Bomboş adam koşuyor. At çaprazdan ileriye doğru ya. Kevin De Bruyne. Çok sert bir şut. Müthiş bir şut. Ne defansın ne kalecinin yapabileceği bir şey yok bu pozisyona. Kevin De Bruyne Manchester City 1-0 öne geçirdi. Ulan Firmin, baskı mı var üzerinizde, stres mi var? Bu kadar basit topları rakiplere hediye ediyorsunuz. Ve bir aydan beri bu devam ediyor. Firmin, Bada al. Pasa bakın. Ya böyle bir şey mümkün değil abicim ya. Ojomo bomboş Bada'nın attığı pasa bakın ya. Evet Taca. Kendinize gelin. Silkelenin. Silkelenin. Tehdit yok, bir şey yok. Pasları rakibe atıp atıp duruyoruz. Bozikov. Firmin. Yürü Firmin. Biraz özgüven. Biraz özgüven. Evet basacaklar. Biz de bulacağız. O boşluğu bulacağız bir şekilde. Chat. Yürü Chat. Sol tarafa. İşte Villalba'ya. Hadi Villalba. Boşluklar var. Yürü Villalba. Cabral'e. Çok güzel yere. Cabral. Hadi oğlum. Hadi Ajose. Tekrar bekle. Bekle. Tamam. Vücudunu koy. Koy bekle geriden gelenleri. Badan... Faul, faul, faul. Cabral. 20. dakika. 4 kişilik bir baraj var. 27 metre. Hadi Cabral. Hadi Cabral be. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Cabral geldi vurdu. Ah Ederson. Top biraz yavaş gitti Ederson'un kontrolünde. İndir. İndirebiliriz. Anyaz harikasın sen. İndir Ajose. Müthiş. Villalba. Pası verdi. Bir kere daha. Yapıştır. Şut. Ederson'da kaldı. Ajose'nin şutu. Maalesef Ajose ve Villalba birbirine çok benziyorlar. Geriye. Firmin. Neredesin Cabral? Neredesin Cabral? Şut pozisyonu. Cabral vurdu. Bizde. 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 Dik uzaklaştır. Uzaklaştırma bu kadar zayıf mı? Agüero ikinci. Böyle çok yaklaştılar. Hadi Ojomo sark arkaya. Hadi oğlum Ajose basın. Boşlukları kapatın. Şu düşen toplarda bir kişi topa koşmuyor. Bizde. Aman 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 aman. Bu üst düzey bir gol. Buna yapabileceğimiz bir şey yok. Sterling 2-0. Nasıl bir şey bu ya? Bu top nasıl orada kaldı Sterling'in önünde anlamak mümkün değil ya. Evet, bir nebze umudu olan Exeter taraftarı yavaş yavaş umudunu kaybediyor. Top ayağımızda gibi ama Sterling'in önünde kaldı. Nasıl oldu bilmiyoruz. Yavaş yavaş çözülüyoruz. 2-0 oldu 39. dakikada. Cabral. Cabral çalım denedi. Yürü Cabral. Omuz geldi orada, bir kol titredi ama herhangi bir şey yok tabii ki. Abicim kontrol kötü, biz ne yapalım? Granero harika çıkardı. Hadi Agnes. Yerde kaldık, hakem devam dedi. Bir dakika var. Sterling bari 3'ü yemeyelim. İlk yarıda 3'ü yemeyelim. Son 30 saniye. Bitir bari. Evet ilk yarıda Manchester City 2, Exeter 0. 2-0 soyunma odasına mağlup giriyoruz. Gollerde yapabileceğimiz bir şey var mıydı bilmiyorum ama pas hataları son bir ay, bu ay oynadığımız tüm maçlarda yaptığımız pas hataları, tercih hataları canımızı çok sıkmaya devam ediyor. Çok güçsüzsünüz, vücut koyuyoruz olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Hocam biz UCL yarı final görmüş takimiz bu haldeyken bence bu da basarı. Agüero 3-0. Üç
3-0 gerideyiz. Artık bu maç bitsin diye bekliyoruz. Championship'te bir kere Manchester City ile eşleşmiştik. Birinci Exeter döneminde, FA Cup finalinde. 3-0 geriye düşmüştük o maçta da. Sonra tabii Ariol vardı, Mamoepa, Prado. Oyuncularımız o zaman çok daha iyiydi. 3-0'dan 3-3'e getirmiştik. Hatırlayanlar vardır. Evet, bastılar. Bizim için iyi oldu bu. Hadi bakalım ya. Hadi Cabral. Hadi Cabral Bada. Hadi oğlum. Hadi Villalba. Hadi Villalba. Evet. 56. dakikada farkı 2'ye indirdik. Manchester City bile olsa, bize bu kadar baskı yaparsa biz o açıkları buluruz. Biz o açıkları bir şekilde buluruz. Villalba Manchester City maçında farkı 2'ye indirdi. Çok akıllı çıktık. Çok iyi çıktık ve düzgün bir yere gönderiyor Villalba. Aradaki fark 2'ye indi. Neden olmasın? Evet. Neden olmasın ya? Olabilir. Neden olmasın? İnanın sadece. Karşımızda dünyanın en iyi takımlarından biri var. Evaristo Villalba farkı 2'ye indirdi Exeter Manchester City karşılaşmasında. Şimdi yine rakip böyle atak yapmaya devam ederse, düşünseniz az önce yediğimiz gol olmasaydı şu an 2-1 olabilirdi. Çok çabuk pes ediyorsunuz taraftar. Çok çabuk pes ediyoruz. Bada. Bada çok ağır kaldın. Yetişemiyoruz ki. Yetişemiyoruz ki. Oha, yine araya. Offside, offside, offside. 60. Hadi bakalım. Agnes. Hocam, hadi Bada. Hocam kolay gelsin. Ya, arada lan. Aman, 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 aman. Biz de. Hadi çıkalım, hadi çıkalım. Hadi. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi Ajose. Hadi Ajose. Çok yavaş bir oyuncu Ajose. Basacak topa. Ajose bas topa. 25 numara geliyor ya. 3-2 olacak. 3. Huntington forvete. Gel bakalım Huntington. Of. Çocuklar hadi. İçeriye girdi. Daha ne kadar gireceksin ya? Of. Granero. Yani 3-1. Kötü skor mu Manchester City karşısında? Değil. Ama yani böyle olmaz. Daha sığ olacak. Hadi bakalım. 3-1. 78. dakika. Ortaya verme. Kayarak müdahale. Başarısız. Şovlara bak. 80. dakika. Hadi çocuklar. Bir gol. Şu dakikalarda bir gol ortak eder bizi ya. Bak çok basıyorlar hala. Hala çok basıyorlar. Huntington. Sark arkaya. Bas topa. Evet. Bindirenler var. Hadi oğlum. At. Yaz. Aa, biraz daha. Biraz geriye be. Yürü oğlum. Yürü Villalba. Yürü Villalba. Yürü gözüm sende. Yürü gözüm sende. Hadi oğlum. Yine çok yavaş bir top. Ya yine penaltı. Ya yine çok yavaş bir top ya. 90. Hadi çocuklar. Allah Allah. Ya arkadaşlar valla resmen oyun oynatmıyor ya. Bir sürü pas tercihi, pas hatası, bir sürü boşluk var. İnanılmaz rahat oynayabileceğimiz maçı kaybettik. 3-1 boyuna yiyoruz. Bitir sen de, bitir. Hadi bitir, bitir. 3-1 kaybediyoruz Manchester City'ye. Şu skora normalde hiç itiraz etmem. 3-1 Manchester City ikilik üstümüzdeki takıma karşı. Bu skor belki çok normal ama maç içerisindeki yaşadığım hissiyattan dolayı şu an acayip üzgünüm ya. Adice ya. Gerçekten adice. Hiçbir oyuncunun top kontrol etmeyi, pas vermemesi üzücü ya. Üzücü abi. Şimdi aynı oyuncular lig maçında takır takır oynayacaklar. Afonso Cabral 8.1. 1 gol. Villalba asiste Cabral'den gelmiş. Ajose 6.4 oynadı. %90 pas isabeti. Manchester City maç sonu röportajı. Buraya kadar iyi geldik ya. Şu takımların arasında Exeter City'nin adının olması bile bizim için gurur vericiydi. Artık tamamen lige odaklanacağız. Bazı yolları artık kapatıyoruz. Tamamen lige odaklanacağız. Bu zor dönemde, yoğun periyotta tamamen lige odaklanacağız artık.
FA Cup da var gerçi. Leasing.com kupası da var. 4 koldan gidiyorduk. Bugün takımımız Manchester City tarafından adeta sahaya gömüldü. Bu seviye için hazır değiliz. Müsabakanın bu seviyesinde oynamaya hazır olmadığımızı kabul etmeliyiz. Bugün ne kadar gelişmemiz gerektiğini görmüş olduk. Bugünkü golünüze rağmen maçtan 2 farklı yenik ayrıldınız. Bugün takımınızda ne eksikti? Onlar daha iyi oynayan taraftı. Manchester City övgüyü hak ediyor. Gol atsak bile savunmamız basit hatalar yaptı ve rakibimiz yakaladığı tüm fırsatları değerlendirdi. Kevin De Bruyne bugün rakip takımın en iyilerinden biriydi. City karşısında iyi bir sonuç almanızı onu bir türlü durduramamanızı engelledi. O gerçekten iyi bir oyuncu. Ofis, oyuncu sohbeti. Brandt, daha sık oynamam gerekiyor. Bu maç sayısı kariyerimi zedeliyor. Önemli maçlarda sana ihtiyacım var. Bada çok kötüydü Bada. Bada bu maçın hayal kırıklığıydı. 2 gün sonra da maç var. Hadi bakalım. Basın toplantısı Port Vale. Port Vale nerede? Geçen sene ligden çıkan takımlardan biri. Ya biz onlardan daha iyiyiz abi. Geçen sene ligden çıkan takımlardan daha iyiyiz. Colchester nerede? Port Vale nerede? Walsall nerede? Gördünüz değil mi? 4 takım çıktı. Biri Colchester, diğeri Port Vale, diğeri de Walsall. Neredeyse geri düşecekler. Moralimizi bozmaya gerek yok. Gerçekten moralimizi bozmaya gerek yok. Gelişiyoruz. Bu maçtan kaç gün sonra bir maça çıkacağız? Şu anda of, Mansfield'a karşı Leasing.com kupası var. Bu maç... basın toplantısına gittik yanlışlıkla. Kadroyu değiştirip öyle girecektim. Galindo son zamanlarda iyi oynuyor. Bugün onu sahada görecek miyiz? Rotasyon önemli, taktik değişimi. Niye Galindo ya? Niye arkadaş Galindo? Farklı rakiplere karşı farklı taktikler gerekir. Umarım bu durumu kişisel algılamaz ve anlayışla karşılar. İyi oynamaya odaklanacağız. Oyuncularım önümüzdeki maçta galibiyet baskısı olmadan sadece iyi oynamaya odaklanmalı. Son zamanlarda alınan istikrarsız sonuçlar nedeniyle takımınızın ligden direkt yükselme hedefi riske girdi. Sezon sonuna kadar bu kötü gidişi durdurabilecek misiniz? Hiçbir zaman kolay olmamıştır. Hiçbir zaman kolay olmamıştır. Sıkı çalışırsak başarıya ulaşmak için en iyi konuma gelebiliriz. Evet, kolay olmayacak abi. Direneceğiz. Bir hedefimiz var. O hedefe ulaşmak için savaşacağız ya. Bu kadar basit. Port Vale, takipten kopmamak için kazanmak zorunda olduğunu biliyor. Exeter City ise bir puanla yetinmemesi gerektiğinin farkında. Durum böyle olunca açık futbolun oynandığı keyifli bir maç bizi bekliyor gibi görünüyor. Şimdi evimizde yeniden ayağa kalkmamız lazım. Bada Cabral ikilisi çok yorgun. Böyle oynarsak ölü toprağa devam edecek. Maça bu kondisyonla başladığımız zaman bir kere gülmedik ya. Huntington'ı bugün solda oynatıyorum. Agnes'in yerine Breites. Breites sağda oynasın bugün. Fatih Bozikov. Fatih'in yerine Nedialkov. Artık bir gülelim ya. Çıkın böyle yorgun oynayın çocuklar. İkinci yarı almayacağım. Çıkın yorgun oynayın ya. Bakalım neler olacak. Port Vale'in ligdeki durumunu gördük. Evimizde bir sene önce kapıştığımız takımlardan birine karşı oynayacağız. Artık şu ölü toprağını üzerinizden atın çocuklar ya. Artık galip gelelim. Yok açık maçık hava. Yap sağanak yağışlı. Sağanak yağışlı bir havada oynayacağız. Çıkın. Yorgunuz. Manchester City maçından çıktık ama terimizin, kanımızın son damlasına kadar mücadele etmemiz gerekecek. Yeni Exeter Atatürk Stadında Port Vale Exeter City karşılaşması başlıyor. Yoğun yağmur altında oynanacak. 2 kere arka arkaya kaybettik. Bir gün tekrardan güneşli günlere yolculuk edeceğiz. Bunu biliyoruz. Bu böyle gitmeyecek ya. Bir şekilde iyi oynamaya başlayacağız. Bunun için mücadele edeceğiz ve bu doğrultuda hedeflerimizden asla, asla ve asla vazgeçmeyeceğiz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Exeter City bu ligden çıkmak için sonuna kadar savaşacak. Hadi bakalım. Artık girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz lazım. Majose hatalı bir top. Taca atmak zorunda kaldılar. Hadi bakalım. Olacak ya, inanıyoruz, olacak ya. O günler gelecek. Majose, koy vücudunu. Bada'ya, Cabral, şut pozisyonda. Furman, bırakmıyorlar Cabral'i. Majose, yürü. Majose. Böyle kötü bir kontrol yok ya. Böyle kötü bir kontrol yok abi. Kontrol edip şutu çekecektik. Bitecekti iş. Kötü kontrol. Bu sene en fazla baş ettiğimiz problem. Ortayı yaptırmayın. Bir gol yine moralimizi inanılmaz bozacak. Bakın umutla girdik. Gol yememeliyiz. Asla yememeliyiz. Nereye indiriyorsunuz? Yalvarıyorum. Yalvarıyorum artık düzgün yerlere indirin. Çıkarın şu topu. Hadi. Çok zor değil ya şu oyunu oynamak. Gerçekten çok zor değil. Bir 0 gerideyiz. Futbol oynamak zor bir oyun değil ya. Sakin, basit. Topu kontrol edip dönüp doğru yerlere vermemiz lazım ama top kontrol edemiyoruz ya. Al, şu pozisyonda gol yiyoruz mesela. Bir 0 gerideyiz evimizde.
Evet, ölü toprağa devam ediyor. Ne zaman? Sene başındaki Exeter City'yi hatırlayın. Lay lay lom ya, lay lay lom. Oradan atak, buradan atak. Gol pozisyonları. Sene başındaki Exeter City'yi bir hatırlayın ya. Ne değişmiş olabilir ya? Ne değişmiş olabilir? Hadi Bada be. Hadi göster kendini Bada. Yürü Ojomo, yürü Ojomo. Yürü, yürü Ojomo. Hadi oğlum. Yapıştıracağız, vuracağız artık. Ojomo vurdu. Madison yerden uzandı. Cabral yorgunluktan geberdi daha maçın başı. İki yemeyelim. Kırmızı kart var bir maçta. Offside yok mu? Yok herhalde. Allah'tan vurdurmadın da. 2-0 gerideyiz. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ne yapılabilir ya? Karambol golü. Orta, kafayla indiriyoruz. İndirdiğimiz yerde adam var. Sonra gol yiyoruz. Ne yapabiliriz ki? Çok üzgünüz ya. Gerçekten çok üzgünüz ya. Geçen sene bir dönem yaşadığımız sıkıntının aynısını yaşıyoruz. Yani 11 maç kaybetmeyen Exeter City. Sonra böyle bak ya abi, kontrol yok. Hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Bir de kırmızı ver. Bir de kırmızı ver. Tam olsun. Bak, Breitez'in hareketini gördünüz mü? Zaman kaybını. Top geçmiş, hala böyle robot gibi zaman kaybediyoruz. Bravo, bravo. Bravo, bravo. 3-0. Bada'ya attığım topu nereye attı? Aynı ya, aynı. Forest Green'e 5-0 yenildiğimiz maç var ya, aynı. 3-0. Manchester City maçında bile böyle olmadı. Maalesef 3-0. Cabral'i çıkar, kuyrukluyu al. Bada'yı çıkar, Veron'u al. Ajose'yi çıkar, Perez'i al. Evet, bugünler geçecek. Bugünler geçecek. Biraz daha sabredeceğiz abi. Bugünleri geçireceğiz ya. Pas yapan, %90 pas isabetiyle oynayan takımımız maalesef pas veremiyor. Cabral. Çalım da atamıyoruz maalesef. Yorgunluktan bitmiş Cabral. Maalesef yok. 3-0 kaybettik. Leş gibi bir maçtı. Takım nereden nereye geldi ya arkadaş. Hala bana %87 pas isabetiyle oynamışım diyor. Bence bu maçtaki sorun yine yorgunluklarla alakalı. Vallahi billahi yorgunluklarla alakalı. Bir daha beni anladınız. Şey yapsalar, o öyle böyle yarım kondisyonla maça girmeyeceğim. Gerekirse 50'lik oyuncuyu alacağım oyuna. Göreceksiniz bakın. EFL League 2 maçlarını kim takip etti? Geçen sene de işte aynı bu evre oldu ya. 4 maç arka arkaya, 5 maç arka arkaya kaybettik. Olabildiğince az olay çıkarıp, tamam mı? Reis sen oynamayı bilmiyorsun. Hiç oyunculara laf atma. Bunun gibi böyle insanlar gelecek bu evrede, tamam mı? Böyle mağlup olduğumuz zaman gelecekler. O yüzden bizim mümkün olduğunca en az olayla bu evreyi geçiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Görürsünüz 2-3 hafta sonra her şey yoluna girecek. Moralimiz bozulacak. Mağlup olduğumuz için böyle kötü bir dönem yaşayacağız. Ama olayları savuşturacağız. Yapacak bir şey yok. Hala Galindo galibiyeti getirebilir miydi? Ya kardeşim Galindo ne alaka ya? Her maç bana Galindo'yu soruyorsun. Onlar daha iyi oynayan tarafta. Evet. Mansfield bölge çeyrek finali. Antrenmana girmiyorum. Direkt maça çıkıyoruz. Aylık oyuncular geldi. Bakalım kimler geldi. Orellana. Oscar Orellana. 1.100.000 değeri var. Reddet. Başka bölge yok muydu ya çıkacak? Umarım santrafor çıkarsın. Bir şey diyeceğim. Bizim geçen seneki Orellana'mızın da adı Oscar değil miydi? Yok, sol bek değil. Belli sol bek değil. Ya ofansif orta saha, ya orta saha, ya sol orta saha, ya da forvet. Romero. Reddet. Carrizo. Reddet. Velasquez. Kaleci. Yine kaleci geldi ya. Arkadaş amma kaleci geliyor. Granero. Reddet. Mansfield'a karşı oynayacağız. Bir sonraki maçta. Antrenmanı mutlaka yapmamız lazım. İşte bu da mantıksız değil mi? Şuraya bir tane maç ver. Şurada bir tane maç yapalım. Ya da şurada yapalım haftanın başında. Çıkacağız sonra Southend maçına. Kaç rating geldi acaba bakalım. MOO. Ya lütfen ya. Ya bir MOO'ya daha ihtiyacım yok ya.
Gerçekten bu oyuncuya ihtiyacım yok ya. Of. Yok abi, bu bölgeye ihtiyacım yok abi ya. A takıma yükselt. Var mıydı başka rapor bilmiyorum. Başka rapor yok. Bir antrenmana çıkalım bakalım o zaman şöyle. Sonuçlar. Orellana'yı satayım mı ne yapayım ya? Zamanı ileri al bakayım şimdi. Aylık oyuncu izleme raporu. Türkiye'den. Bir stoper bakıyorduk. Ve çok güçlü, çok iyi bir hocayı gönderdik oraya. Fatih. Reddet. 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 Şimdi yeni bir oyuncuyu büyütemem. Potansiyelleri evet iyi ama yeni bir oyuncuyla uğraşamam böyle 55'ten başlayıp. Çekirdekten yetiştirip hedeflerden uzağız. Nedjeljkovic'in transfer teklifi. 710 bin. Ne diyorsunuz? Nedjeljkov sat. Görüşme yap. 830 bin. Umarım anlaşırsın Nedjeljkov. Zaten senin tribinle uğraşıyordum. Ve ana hedefin, ana mevkin sol bek. Dünya kadar sol bekimiz var. Antrenman gününe sonra geleceğim. Campos sat. Sat. Görüşme yap. Oyuncu kalmayacak takımda. Oyuncuların kondisyonu yorgunken oynattığımız iki stoperi gönderiyorum şu an. Sen de git. Tamam bakalım. Transfer dönemine kadar sallantılı gidecek görürsünüz. Evet arkadaşlar, ligde ne durumdayız? O maçı kaybettikten sonra ligde liderle aramızdaki puan farkı 16'ya çıktı. İkinci ile 15. Çıkıyor çıkıyor işte, gene 20'lere kadar dayandı ya. 9'du, 10'du, 20'lere kadar dayandı anasını satayım. 7. sıradayız. Mal gibi bir fikstür abi. Leasing.com'una başlayayım ya. Lig maçı benim için daha önemli. Buradan da eğlenelim abi. Eğlenelim. Nerede? Çıkardığımız çocuk nerede abi? Gel oraya ana. M-O-O. Nasılmış oraya ana? M-F. Galindo'yu oynatacağım lan. Elenirsek elenelim arkadaşlar. Bu lig, bu kupada hiç gözüm yok. Geçen sene kazandık bu kupayı. Tamamen lige odaklanacağız. Chat'i de çıkar. Breitez'i al oyuna. Agnes de dışarıda kalsın. Bozikov, Nedjeljkov. Çıkar Furman'ı da abi. Oraya ana forvette. Hızlı bir oyuncu değil ama. Bitiriciliği 57. Gel forvette oyna. Kuyruklu, Galindo, Huntington hadi. Az önceki maç Nedjeljkov burada oynattık değil mi? Lanet olsun senin gibi oyuncuya ya. Bakalım ne olacak. Deplasmanda Mansfield maçı. Geçen sene playofflarda bu lige yükselme şansını yitiren takımlardan biri. Çıkın direkt maçın. Direkt çıkın. Çok canımız sıkın. Artık söylenecek sözün olmadığı bir dönemdeyiz. İnanılmaz kötü gidiyoruz. Canımız sıkın. Birçok taraftar inancını yitirdi. Ama biz eğer bir şey biliyorsak onun da bu dönemlerin geçeceği yönünde. Biz senelerce bunu yaşadık. Birinci Exeter dönemi. Geçen sene EFL Lig 2'da hep aynı şeyleri yaşadık. Takım kötü gittiği zaman bu takım olmaz. Bu oyuncular olmaz. Burak Hoca yetersiz. Ne kadar istesen de başaramazsın. Taktik değiştir. Öyle olmaz, böyle olmazcılar. Bunlara gün doğuyor. Hep böyle kötü gidişatta ortaya çıkan bazı insanlar var. Ama biz onlarla dalaşmayıp kendi içerimizde bu sorunu halledip güzel ve aydınlık günlere yolculuk edeceğiz. Bunu daha önce 4 sezon, 5 sezon yaşadık. Yaşadık mı? Yaşadık. Bu bilinen bir gerçek mi? Bir takımın bazı dönemler kötü topu oynadığı normal karşılanmalı. Canımız sıkılıyor, moralimiz bozuluyor, hevesimiz kaçıyor. Acaba olmayacak mı diye düşünüyoruz. Ama bu evreyi en acilinden, en kısa sürede atlatmamız gerekiyor. Bu kupa olsa da olur, olmasa da olur. Geçen senenin sahibiyiz. Geçen sene bu kupayı müzemize götürdük. Bu sene artık FA Cup dışında tüm hedeflerden uzaklaşmak belki de bizim yararımıza olacak. Çünkü lige artık odaklanmak zorundayız. Campos yine sarhoş gibi. Bravo. Bravo çocuklar. Aynen devam ediyorsunuz. Aynen mallıklara devam ediyorsunuz. Değişen bir şey yok. 1-0 gerideyiz. Deplasmanda 1-0 gerideyiz. Aldırma Exeter, aldırma. Aldırma Exeter, aldırma. Brandt'a da şans tanıyacağım artık. Bozikov. Şu maçta bitsin. Artık lige odaklanalım ya. Yalvarıyorum. Bu maçta bitsin artık. Orellana. Yeni forvetimiz. Kuyrukluya. Dışarıya. Adeoti. Hadi Erga. Galindo gel. Yürü oğlum. Faul yok. Devam. Top bizde. Hadi kuyruklu. Hadi kuyruklu. Hadi kuyruklu. Bas. Ver. Adeoti yaz artık. Yaz artık Adeoti.
Yaz artık hadi Oti. Artık kaçırma bir zahmet. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Bu kupanın gerçekten bir anlamı yok. İlerledik ilerleyebildiğimiz kadar ama gerçekten çok bir anlamı yok. Bir müddet marşın gücü. Hadi dirilelim çocuklar. Bu kupadan elenmek beni üzmeyecek. Önemli olan şurada da olsa takımın oynayacağı futbolu görmek. Futbol oynadığını görmek istiyorum bu çocukların. Eski günlerdeki gibi coşkulu bir şekilde. Bunu görmek istiyorum sadece. O umudu görmek istiyorum. Müthiş araya. Hadi hadi Oti. Hadi oğlum hadi yürü. Yürü aç ayağından yürü. Yürü 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 yürü. Ne zamandır böyle top sürmüyoruz? Yürü abi. Yürü kimse tutamaz seni. Yürümeye devam et. Yoruldun. Vur artık. Biraz daha yürüsem topu alacaklardı benden. Hadi kuyruklu. At şu topu. Hadi oğlum. Bas. Çek. Yok mu ceza sahası dışında bir adam? Kimir. Hadi bakalım. Herga. Hadi Galindo, bomboşsun. At aradan. Kontrol et artık. Yaz şunu. Yaz şunu hadi yaz. Böyle böyle oynayacağız bu oyunu bir müddet. Geçsin ligde şu hissiyat geçsin, başka bir şey istemiyorum. Yemin ediyorum bu takıma elenmek umurumda değil. Yenmek de umurumda değil. İyi top oynayabilmek, o eski Exeter'ı yeniden görebilmek istiyorum ya. Hadi oraya ana. Sağ ayaklı değil mi? Oo, ağırlığa bak ya. Topu sağ ayağıma alacağım. Böyle bir ağırlık olamaz ya. Oyuncular haddinden fazla ağırlar arkadaşlar. Yemin ederim haddinden fazla ağırlar. Öyle full konsantre, sen bas. Öndekiler yardıma gelsin falan. O maçları hatırlıyorsunuz. Ne kadar ciddiye aldığımı. Sadece rahat top oynamaya çalışıyorum. Hızlı bir şekilde paslaşmaya çalışıyorum. Olabildiği kadar tabii. Şu defans hatalarını ligde umarım yapmayız. Allah'a emanet ya. Top arka direğe kadar gidiyor. Bir Allah'ın kulu dokunmuyor ya. 3-2. Hadi oğlum. At kendini yere, penaltı olsun. Sen de bu ne, takılıyorsun adama. Bütün pozisyonunu kaybediyorsun. Hala mücadele ediyorsun ya. Oha. Ne yaptın ya? Vallahi hamle bile yapmadım ya Campos. Ben bir şey yapmadım ki. Hadi. Oyuncu değişikliği yok. Can çekişe çekişe paslaşıyoruz. Yürü. Kuyruklu, bunları ligde yap. Yalvarıyorum, bu vuruşlarını ligde yap. Şu paslaşmaları ligde yapabilin. 3-3. 3-3 oldu. Kuyruklu, 88. dakika. Çok üzgünüz arkadaşlar. Üzgün ve kötü bir durumdayız. O yüzden Exeter'ın bu kara bulutların dağılacağı güne kadar yüzümüz gülmeyecek. Son 30 saniye. Son bir şans. Gitti. Lan geçsin bari bu be. Geçsin bari bu be. Penaltılar.
Evet, penaltılar. Güzel oldu ya. Berabere bitti penaltılar. %88 pas isabeti. Evet. Şöyle oynayalım bakalım ne olacak. Elensek de buraya kadar yeterli zaten. Oha, out'a gitti. Bu ne ya böyle? 2 oldu, doğru köşeye uçuyorum ama Granero geç uçuyor maalesef. Oha. Son anda fırladı kendi kendine. Bir penaltı atamadık. Evet. Kupaya veda ediyoruz. Ama inanın iyi oldu. Lige odaklanmamız lazım artık. Gerçekten lige odaklanmamız lazım artık. Bu maçı kazanmayı da çok istemiyordum. Sadece oyunumuzu merak ediyordum. Oyun oynamayı istiyordum. Leasing.com kupasını geçen sene aldık. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. 4 penaltının 4'ünü kaçırarak kupaya veda ediyoruz. Hadi bakalım. İlerle. Hiç bakmaya gerek yok. 88. Olivier Adeoti maçın oyuncusu olmuş. 1 gol 1 asist. Maç sonu röportajı. Şimdi lig maçına çıkacağız. Hızlı bir şekilde ve FIFA yayınını bitireceğim. Bugün Mansfield Town ile penaltılarla sonuçlanan kıyasıya bir mücadele verdiniz. Ne yazık ki Exeter serüvenine bir şekilde bu serüvene noktayı koydu. Sıkı mücadelenin sonunu penaltılar belirledi. Futbol bu. İş penaltılara gittiği zaman her türlü sonuç ortaya çıkabilir. Futbol bu. Oyuncuların bunu geride bırakmalarını ve bu noktaya kadarki başarılarıyla gurur duymalarını istiyorum. Kuyruklu gol attıktan sonra maçı penaltılara götürmeyi hedeflediniz mi? Yenilgiyi hak ettik ya. Bazen gerçekçi olmak gerekir. Bugün yenilgiyi hak ettik. Mansfield Town ile aynı fikirde olduğumuza eminim. Sweeney bizim oyuncumuzdu. O gerçekten iyi bir oyuncu. Tamam. Oyuncularım onlardan daha iyi şeyler öğrenebilir. Ofis. Bir tane mesaj. Galindo. 800 bin. Sat. Galindo'yu da satıyorum. Sat abi. Görüşme yap. Evet. 890 bini kabul etti. Kalmasın abi. Topçu kalmasın. Var mı ki şu an? Oynuyorlar mı? Oynamıyorlar abi. Oynamıyorlar. Antrenman günü. Maçtan sonra antrenmanı yapabiliyoruz değil mi? Yapabiliyoruz. Cumartesi günü yaparız bu antrenmanı. Evet. Fabio Perez 1 yıllık kiralık. Hayır, buna red. Şu anda bunu düşünmüyoruz. Zamanı biraz daha ileri alıyoruz ve bu yayının son maçı. Şimdi tüm oyuncularımızı... Hayda, yine eksik çıkacağız ya. Allah kahretsin ama bu kadar da şanssızlık olmaz ya. Sen tut milli takıma git ya. Tam kadroyla maça çıkacağız diyoruz. Bozikov, Agnes, Fatih, Nedyalkov hiçbiri yok. Ama olacak iş değil ya. Bir türlü sona ermeyecek çilelerimiz. Defanssız çıkıyoruz yine bu maça ya. Of! İki stoperimiz yok. Yerine oynatacağımız diğer oyuncu yok. 1, 2, 3, 4 tane oynatacağımız oyuncu yok ya şu an. Altyapı. Yok arkadaş. Yok maalesef yok. Lanet olsun ki yok. Herga Furman. Ojomo Huntington. Orellana Perez. Galindo Bada. Adeoti. Cabral. Sağ bek yok. Sağ bek yok. Sol bek yok. Stoper yok. Herga'yı defansta oynatacağım ama o da yorgun. Chet gel. Sağda kimi oynatacağız peki? İkiniz defansta oynayın ya. Theo ile Campos defansta oynayacak. Yani nasıl savunacağız bunları anlamıyorum ya. Kuyruklu çık. Villalba. Huntington içeriye. Galindo dışarıya. Ben bir işe hep geliyorum 2 saniye. Devre arasında acil stoper transferi yapmamız lazım. Para yok. İki defans oyuncusuyla çıkıyoruz. Yorgun. Breites sol tarafta yorgun. Breites'i bugün sağ Chet'i sağ tarafta oynatacağım. Abi ne milli takımı ya. Ne milli takımı gözünü seveyim. Biz sizi bilsek diğer maçta oynatırdık ya. Eyvallah arkadaşlar. Moral bozmamak elde değil ya. Bu takımı önemsiyoruz. Bu takımı istiyoruz ya. Bir şeyler yapmayı istiyoruz. Moral bozmamak, hiç sallamamak, umurumuzda olmamak imkansız. Sunderland'e karşı oynayacağız. Sunderland. Nerede Sunderland? Gördünüz mü? Sunderland diye bir takım yok burada. Southend'e karşı oynayacağız. 15. sıradalar. Deplasman. Hadi çocuklar. Yani yine stopersiz. Yine stopersiz bir maça çıkıyoruz. Allah'ım ya Rabbim ya. Nereye kadar gidecek böyle? Maça girin çocuklar. Bu bizim son maçımız bu yayındaki. Hiç sakin oynamayacağım biliyor musunuz? Bizim 3-0, 4-0, 5-0 kazandığımız günlerdeki gibi oynayacağım ya.
hızlı oynamaya çalışacağım. İster hata yapsınlar, ister topu ayağından açsınlar. Ben gerçek Exeter futbolunu oynamaya çalışacağım hücumda. Hadi bakalım. Sakin oynamakla olmuyor. Ve ligde bir rakibimize karşı daha sahadayız. Southend'e karşı oynayacağız. Bugün mentalitemizi biraz değiştireceğiz. Bugün saldıran bir Exeter izleyeceksiniz. Elimizden geldiği kadarıyla oyuncular eğer kendilerini yine hamamda gibi hissetmezse, ölü toprağı olmazsa üzerinde, hiç kontrollü oynamaya çalışmayacağım. Hızlı bir şekilde oynayacağız. Hata da olabilir, başka şeyler de olabilir ama bundan önceki maçlarda gördünüz, oyuncular zaten ağırlar, yavaşlar, kontrol etmiyorlar. Madem öyle, biz de eski, o ilk Burak Şener dönemindeki deli dolu Exeter futboluna döneriz. Çıkın, 3 eksikle sahadayız. Hatta 4 eksikle sahadayız. Alternatifler yok, 2 stoperimiz yok, sağ bekimiz yok. Yok oğlu yok. Bakalım bu maçta neler olacak. Hadi başarılar çocuklar, yine umutla çıktık. Basın, basın abi, basın, basın. Hepiniz basın. Basabildiğiniz kadar basın. Evet, 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 öyle yok kontrolü savunma. Olmuyor abi, 7 maçtır mağlup ediyorlar bizi. Hadi bas. 7 maçtır mağlup oluyoruz. Şimdi sakin, evet. Bu bölgede basmayı keseceğiz. Hadi Vilalba, hadi. Nerede o 3-0, 4-0 kazandığımız günler? Bada. Sağ tarafta, Ojomo, göster kendini. Hadi, nerede o tehdit olduğun günler? Yürü Ojomo, yürü Ojomo. Rakip kayacak mı? Kontrol ettik. Ver pası. Kötü yere. Cabral, Cabral. Hadi Cabral, Cabral. Kalecinin üstüne plase ya. Şöyle 1-0 önde başlayalım lige ya. Bir lig maçına 1-0 önde başlayalım artık ya. Tamam. Geliyoruz. Geliyoruz Cabral. Hadi. Kontrol et. Çok ikili mücadeleye girmeyin. Yürü Perez. Yürü Cabral. Gözüm sende. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ama hadi be. Hadi. Yapıştır. 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 Yine dakika 10 %100 kaçan gollerle başladık. Ligin sonuncusuna karşı mağlup olduğumuz maçı hatırlıyorsunuz değil mi? Yine böyle başladık %100 gollerle. Şimdi bir kere gelip yine gol atarlarsa moralimiz allak bullak olacak. Bastık ve aldık. Bada, aldın. Bravo, bravo. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi Perez, hareketlisin. At bu çalımı Perez. Bravo, yürü Perez. Yürü Perez, yürü Perez. Bu ne? Bu şerefsizlik bu ya. Bu şerefsizlik ya. Ha, bir de uyarıyor. Bir de uyarıyor, düşmediğimiz için böyle değil mi? Düşmediğimiz için böyle. Yazıklar olsun ya. Al bu topu. Bir türlü alamıyoruz. Mıknatıs gibi yapıştılar. Aman, aman, aman. Çok bir gol yemeyelim, başka bir şey istemiyorum. Yürü Bada. Yürü, çok ağırsınız ya, hadi. Hadi artık, at sağ tarafa, offside yok. Yürü Ojomo, içeriye gir. Yürü Ojomo, gir içeriye. Gir içeriye, penaltı. Kırmızı kart, penaltı. Artık bir kart ver. Artık bir kart ver. Sarı kart. Biz yapsak kırmızı kart direkt. Bak ayağı nasıl kaldırıyor. Nasıl kaldırıyor. Hadi Cabral'im. Hadi Cabral. Hadi Cabral. Hadi Cabral be. 1-0 öndeyiz. Bu gole gerçekten o kadar çok ihtiyacımız vardı ki. Bazı şeylerin başlangıcı olsun, yalvarıyorum Allah'ım. Bazı şeylerin başlangıcı olsun bu. İngiltere Futbol Federasyonu'na, boğuştuğumuz türlü türlü soruna, bir takım ancak bu kadar şanssız olabilir. Yeniden ayağa kalkmanın vakti geldi çocuklar artık. 3 puanı almalıyız. Bir 3 puana ihtiyacımız var. Bir kıvılcıma ihtiyacımız var. Gerçekten bir kıvılcıma ihtiyacımız var. Cabral, belki de bu golü atmayı bekliyordun kendine gelebilmek için. Sakin, 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 sakin. Bizde Theo, dön kaleye, dön. Hiç memnun değilim futbolumuzdan ya. Gerçekten hiç memnun değilim. Bir bir. Offside. Evet, offside. Hiç memnun değilim futbolumuzdan. Bu oyuncular bizim oyuncularımız değiller ya. 1-0 öndeyken söylüyorum bunu. Gerçekten bu oyuncular bizim oyuncularımız değil. Böylesine canla başla mücadele eden çocuklar değil bunlar. Maalesef. Devre arasında ben mutsuz giriyorum. Siz ne hissediyorsunuz bilmiyorum. Evet, ikinci yarıya yine bu şekilde başlayacağız. Hadi bakalım. İkinci yarıya da bu şekilde başlıyoruz. Hem 3 puan istiyorum hem iyi futbol istiyorum artık.
Böyle oynanmaz çünkü. Böyle ligin dibine gideriz. Bu hissiyatla ligin dibine gideriz ya. Ama bazı şeylerin değişeceği günü bekliyorum. Hadi. Kesti, biçti, adamın ayağını kırdı. Hadi abi, hadi koşu yapın, doğru yerlere koşu yapın, yalvarıyorum. Bada, bada göster, yapıştır. Yürüsem yine kaybedeceğim, bilerek şut çektim. Hadi hocam, doğru yerlere koşu lütfen. Doğru yerlere koşu, doğru yerlere pas at artık. Siz izlerken bir şey hissediyor musunuz? Benim hissettiğim şeyi hissedebiliyor musunuz acaba izlerken? O hissiyatı ben bildiğim için zor şeyleri deneyemiyorum. Hadi bomboş. Hadi oğlum. Hadi oğlum Perez. Hadi oğlum Perez. Bir insan bir gole sevinemeyecek duruma gelir mi ya? Ben geliyorum bu oyunun yüzünden. Vallahi billahi. O Perez'i kontrol edebilmek için, adamı sağa çekebilmek, sola çekebilmek için sarf ettiğim çabanın haddi hesabı yok ya. Yemin ediyorum haddi hesabı yok ya. Hadi. Geçen seneki birinci Exeter döneminde de olmuştu, hatırlıyor musunuz? Oyuncular sanki Ultimate Team'de gibiler diyordum. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Oyuncular sanki Ultimate Team'deki gibi dönmüyor, koşmuyor, yürümüyor diyordum. Bunu hatırlıyor musunuz siz? O dönemlerde ne kadar kötü top oynuyorduk. Sonra bir şeyler oldu, değişti oyun tekrardan. Hadi Perez, hadi Perez. Hadi Cabral. Hadi Cabral. Cabral! 90'dan aldı Oxley'i. İzleyelim tekrarını. Of! Nereye gitmiş lan o topu öyle? Pas yapacağız. Ojomo, Bada'yı çağır yardıma. Bada'yı çağır. Çağır Bada'yı. Çağır, çağır, çağır. Bada. Hadi oğlum Bada. Yapıştır be. Bada! Köşeden Oxley. 3'e gidelim ya. 3'e gidelim ya. Son bir atak. Kazanıyoruz. 2-0 deplasmanda. 3 puanı alan taraf biziz. Ama hiç memnun değilim gidişattan. Berbat. Devam ediyoruz. Tek tesellimiz kazanmamız. Normalde kötü oynayıp 1-0 galibiyete bile sevinen Burak Hoca şu anda 2-0 galibiyete sevinecek durumda değil ya. Takımın performansından ne kadar memnunsunuz? Daha iyi olmalıyız. Daha iyi olmalıyız. Bu maçtan sonra bakalım ligde değişen ne olmuş? 16 puan fark var liderle aramızda. Biz nasıl bu duruma geldik ya? Namağlup takımlardan biriyken nasıl bu duruma geldik abi ya? Bir takım yokuş aşağı nasıl böyle sürüklenebilir ya? Haydi Exeter şampiyonluğa, Jennifer teyzeyle kol kola.